İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese selamlar. Bir salı akşamında da birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi seste ve görüntüde bir aksaklık var mı diye sorarak başlayayım. Çünkü tam her şeyden emin olduğum anda zaten en büyük aksaklıkları yaşadık geçenlerde. Tekrar tekrar kontrol ediyorum ama gözden kaçan bir şey olabiliyor. Şimdi her şey harika demiş. Oğuz Aydın teşekkürler. Çağatay Çiftçi sorun yok demiş. Tamam o zaman bu akşamki canlı yayını için işin açığı hiçbir konu belirlemedim. Karşılıklı sohbet ederiz diye düşündüm. Yalnız geçen canlı yayındı zannedersem evet. Geçen canlı yayında bu termal çorapla ilgili bir soru gelmişti daha önce bahsettiğim. O termal çorabın şöyle bir resmini koyayım kenara. Şu çorap. Bu çorabı termal çorap diye geçiyor. İşte outdoor mağazalarında yani bu dağ tepe sporları ile ilgili mağazalarda ve motosiklet mağazalarında, motosiklet aksesuarı, kıyafeti satan yerlerde bu çoraptan kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben de daha önce bahsettiğim gibi bir motosiklet kıyafeti satan yerden almıştım ve çok çok işime yaramıştı. Ice Nalp diyeceğim. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Bir soru sormuş. Murat Bey yurt dışında 3-4 metrelik yelkenli dinghy kültürü var demiş. Çadır kampı gibi de kullanıyorlar. Bu tür tekneleri tavsiye eder misiniz? Elbette her zaman dediğim gibi yüzme kabiliyeti olan tüm tekneler alınabilir. Tamamen sizin zevkinize ve ihtiyacınıza dönük olarak düşünmek lazım, değerlendirmek lazım. Dolayısıyla ve benim de her zaman eğilimim ve tavsiyelerim olabilecek en küçük yani ihtiyacınızı görecek, beklentilerinizi karşılayabilecek en küçük tekne her zaman için daha iyidir. Ama genelde de karşılaştığım daha büyük olsun, daha iyidir, daha büyüğü mantığı var. O biraz denizde işlemiyor. Hatta birkaç da böyle atasözü gibi olmuş sözler var. Hani derler ya her zaman aldığın tekne 1 metre küçüktür derler. Yani daha büyüğünü alma imkanın varsa daha büyüğünü al. Ben ona pek katılmıyorum. Muammer Sert teknenin son durumu nedir demiş. Maalesef iyi haberlerim yok teknemin son durumu konusunda. Ama isterseniz onu bu canlı yayında konuşmayalım. Ona ayrı bir video yaparım ben. Onundaki detayları sizle paylaşırım ama pek iç açıcı gelişmeler olmuyor. Bakalım. Ben böyle çok da karamsar değilim. Neyse şu çorabı yan taraftan suratımın üstünden kaldırayım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Hayat bizi bir yola sokuyor. O yolda inişler, çıkışlar olabiliyor. Mutluluklar, hüzünler olabiliyor. Hayatın parçası olarak bakıyorum. Bakalım. Kamber
Alarslan, kaptan umarım kulağını kesmezsin demiş. Yok, niye keseyim kulağımı, durduk yere. Mehmet İnanıcı, çorabın resmini yakaladım ekranda. Teşekkürler. Yayından sonra başa alıp kaçırdığım bilgileri edinin. Teşekkürler. Pek bir şey konuşmadık zaten. Geç kalmış sayılmazsınız. Şimdi şöyle birkaç notum vardı. Aslında geçen canlı yayında konuşalım istiyordum. Mesela bira kapağı takma ismini kullanan arkadaşımız hatırlatmıştı. Hani teknenin olması gereken bir açık deniz teknesinin, belki okyanus aşırı seyirler yapacak bir teknenin olması gereken donanımı, nasıl hazırlanacağı üzerine konuşmuştuk ya. Hem bir video peşinden de canlı yayında. Orada acil durum ekipmanı üzerine çok fazla konuşmamıştık. Çünkü zaten cuma videosu bir saate aşmıştı. Onu kırpa kırpa anca bir saate düşürebilmiştim. Dolayısıyla bira kapağının hatırlattığı gibi EPIRB var. Emergency Position Indicating Radio Beacon. Can salı var. Acil durumda tekniği terk anında kullanmamız için. SART var. Search and Rescue Transponder. Ve PLB var. Personal Locator Beacon. Kişisel EPIRB denebilecek. Bu cihazların ve bu saydığım listenin her biri için cihazları, ben kendi teknem için böyle uzun bir seyahat için bu cihazları alacağım. SART hariç. Diğerlerinin hepsi olacak. Aldığımda neye göre aldım? Nasıl kullanacağım? Ne zaman kullanacağım? Nerede nasıl muhafaza edeceğim gibilerinden detaylı bunların üzerine konuşalım istiyorum. Yani öyle bir videoda 3-5 cümleyle üzerinden hızlıca geçmeyeceğim. Bunlar önemli konular. O yüzden özellikle o videonun içine koymadım. Bunun yanında can yeleği, otomatik patlayanlar var. O can yelekleri üzerine, o can yeleğine bağladığımız, daha doğrusu kendimizi tekneye bağladığımız emniyet halatları var ve o emniyet halatlarının tekne üzerinde gezdiği bir halat var. Jack stay diyorlar yabancılar. Onları hem tekneme kurarken detaylı konuşacağız üzerinde, hem de nasıl kullanıldıklarını onları uygulamalı göstermem gerekiyor. Şu anda bir teknem olmadığı için maalesef onları uygulamalı gösterme imkanım yok. O yüzden onları bekletiyorum. Onlar üzerine çok çok detaylı konuşacağız. Acil durum ekipmanının yeterli sayıda, yeterli kalitede ve muhteviyatta olması gerekiyor. Böyle uzun seyirlere çıkacak teknelerde ve personelin de, özellikle tabii ki kaptanın, bu acil durum teçhizatının nasıl kullanacağını, ne zaman kullanacağını çok çok iyi biliyor olması gerekir. Dolayısıyla dediğim gibi o konulara ayrıca tek tek değineceğiz. Hiç merak etmeyin. Tabii YouTube kanalına başlarken ben işte bir 150 videoda biz bu işi kapatırız, toparlarız diye düşünmüştüm. İşte bir 40-50 videoluk da bu göksel navigasyonla ilgili bir videolar serisi hazırlarız. Ama görüyorum ki anlattıkça pek çok konunun eksik kaldığını görüyorum. Madem bu kadar da emek harcadık, bu videoları bir arşiv haline getiriyoruz. O zaman öyle 150-200 videoyla da kendimizi kısıtlamadan, tamam artık, yani iyi bir kaptanın bilmesi gereken tüm konuları konuştuk artık. Yeter bu kadar dediğimiz güne kadar da devam ettirme kararındayım. Ama özellikle de bundan sonraki kısım biraz daha uygulamalı. Tekne üzerindeki teçhizatlara dönük olacak. Dolayısıyla onları ben kendi teknem şekillendikçe, üzerine satın almaya, kurmaya başladıkça tek tek üzerine birlikte konuşacağız.
Şimdi Muammer Sert, MacGregor tekneleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Ben hiç aktif olarak çok uzun süre içinde bulunmadım. Dolayısıyla öyle bu bahsettiğiniz tekne üzerine ahkam kesebilecek bir durumda değilim. Ama benim çok kıymet verdiğim Ankaralı bir yelkenci abim diyeyim artık. Turgut Bey vardı. Hatta hocam bile diyebilirim. Ondan ben çok şey öğrenmiştim zamanında. Onun MacGregor bir teknesi vardı ve hala da var. Bildiğim kadarıyla. O bana ki bilgisine, görüşlerine çok çok değer verdiğim bir insan. O bana bu tekne gayet güzel benim tüm ihtiyaçlarımı görüyor demişti. Osmaniye civarlarında seyir yapmayı o civarları çok seven bir abim. O yüzden MacGregor tekneler oradan bir çok da soğuk bakmıyorum. Sıcak bakıyorum. Ama az önce de konuştuk ya, neye ihtiyacınız olduğunu kendi ihtiyaçlarınızı öncelikli olarak tutmanız lazım, belirlemeniz lazım. MacGregor tekneler Türk sahillerinde, Ege'de vesaire kullanmak için iyi bir kaptan eşliğinde gayet uygun olabilir. Ama atıyorum Hornburnu geçmek için çok da uygun olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tekne iyidir, bu tekne kötüdür demekten ziyade bu tekneye ihtiyacım var benim. Bu tekne şöyle ihtiyacı olanlara hitap ediyor diye üzerinde teknelerin konuşmak daha yerinde olur. O yüzden hiçbir tekneye baştan mükemmeldir diye yaklaşmıyorum. Hiçbir tekneye de bu tekne kötüdür aman benden uzak olsun diye yaklaşmıyorum. Savaş Hasan, kolaysa sağlıklı değildir o iş. İlla tamamlar çözersiniz bütün problemleri. Umarım yani soğukkanlılıkla, sakin kalarak, düşünerek, aklın mantığın ışığında giderek, çok da kimseyi kırıp üzmeden umarım bir tekne sahibi olabilirim. Tabii ki süreçte aksaklıklar olacak. Biraz ben hala romantik yanımı da korumaya çalışıyorum. Ne yapayım? Fazla da böyle gerçekçi, dünya gerçekleriyle kaşları çatık, sert bir şekilde hareket etmek de benim tarzım değil. O şekilde yaşamaktan da zevk alacağımı düşünmüyorum. O yüzden ben hala içimdeki o romantik tarafımı canlı tutmaya gayret ediyorum. Tamam, pek çok bunun sayede de kazık yiyorum, yedim. Ama ne yapalım? Böyle de devam edeceğim. Çağda Çıtkaya, Murat Kaptan iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Burnu düz olan yeni tekne tasarımları görüyorum. Yanlış bilmiyorsam balta burun deniliyor. Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Tamam, bunu cevaplayacağım. Hemen peşinden gözüme takıldı. Onu hemen bir cevaplayayım, aradan çıkarayım. Buna döneceğim. Kasan Bey, kaptanım iyi akşamlar. Ücret karşılığı eğitim veriyor musunuz demişsiniz. Hayır, vermiyorum şu aşamada. Şimdi bu teknenin baş kısmının düz ve alçak olması teknenin dalga karakteristiği ile alakalı. Pek çok şeyi değiştiriyor aslında da. Yani genel olarak kısaca özetlemek gerekirse kısa, düz baş dizaynı olan yelkenli tekneler dalganın üstüne tırmanmaktan ziyade tabii gövde formu da bunda etkili olmakla beraber dalganın üstüne tırmanmak yerine dalganın içine kafayı sokup içinden geçerler. Biraz ıslanırsınız ama öyle her dalganın da üstüne tırmanmaya çalışan tekne çok da nasıl diyeyim
her zaman iyi bir şey değil. Eski dizaynlar genelde tekniğin baş kısmını yüksek ve eğimli yapıp böyle karınlı gövdeli tekne deniliyor ya onlara. O şekilde yapıp böyle dalganın üstüne tırmanma temayülünde olan tekneler yapıyorlardı. Dediğim gibi bu her zaman bazen avantaj olsa da her zaman avantajı olmuyor. Ben şahsen baş kısmı düz gelen daha alçak olan tekneleri tercih ediyorum. Dediğim gibi biraz kokpitte ıslansanız da eğer sprey hood'unuz yoksa o tekneler daha iyidir. Yüksek dalga, açık deniz söz konusu olduğunda. Kasan ve sakal yakışmış bu arada. Teşekkür ederim ama itiraf edeyim, bu sakal yakışıyor yakışmıyor diye burada değil. Tamamen tembel sakalı diyelim buna. Kesmeye üşendiğim için. Oğuz Aydın demiş ki Murat Bey size soracağım soru beklentiye göre değişir ama içinde yaşam düşüneceğim A kategori bir tekne alacağım. Sizce hangi markada yoğunlaşmak gerekir? Yönlendirmenize ihtiyacım olacak. Ya pek çok kişi anlıyorum demek istediğinizi. Yani buna ihtiyaçlarınıza göre bir tekne seçin demek işin kestirme tarafı. Anlıyorum yani durumu. Pek çok kişi bana kızsa da ben işte bu 5 büyükleri sayıyorum ya daha çok doğrusu yani büyükler demek de yanlış olur. Dünyada en çok satılan markalar. İşte Beneteau var, Geno var, Hanse var, Dufour var. Bir de ne vardı? Birini unuttum. Bunlar en çok satan, en popüler markalar. Dolayısıyla eğer siz böyle internet üzerinden tanıdığınız birine artık danışacak durumdaysanız, yani ilk tecrübenizse, ilk kez bir tekne sahibi oluyorsanız, çok da neye ihtiyacınız olduğunu tam yerlerine oturtamıyorsanız yani bir ucundan başlayacağım ama nereden başlayayım diyorsanız bu herkesin tercih ettiği popüler markalardan çok da uzaklaşmayın bu aşamada. Ki alırken kolay alırsınız nispeten. Satmaya karar verdiğinizde kolay satarsınız nispeten. Dolayısıyla bir orta yol olmuş olur sizin için. Çok da yanlış bir başlangıç olmaz. Ha, ondan sonra tabii ki ihtiyaçlarınız tam ortaya çıktığında biraz teknelerle ilgili tecrübeler yaşamaya başladığınızda ondan sonra daha farklı markaları tabii ki yönelebilirsiniz. Orada bir sıkıntı olmaz. Ama başlangıçta popüler bilindik markalardan pek uzaklaşmayın. Benim tavsiyem o. Ice Now, su balastını salma gibi kullanan yelkenler var. Ancak pek tavsiye edilmiyorlar. Teknelerin tavsiye edilmemelerinin sebepleriyle avantaj ve dezavantajları nelerdir acaba? Sadece su balastı kullanan tekne yok. Yelkenli tekne. Bildiğim kadarıyla. Ama salması yetersiz olup su balastıyla salmanın yaratıcı momenti arttıran, ona destek olan sistemler söz konusu. Tavsiye edilip edilmemesi gene aynı noktaya geliyoruz. Yani bir markaya, bir modele, bir dizayna tükaka ben demem. Veya bir marka, bir model, bir dizayn işte budur. Herkesin çözümü burada da diyemeyiz. Eğer öyle olsaydı diğer tekneler olmazdı. Sadece o tekne üretilir, herkes de onu alır, mutlu mesut yaşardı. Dolayısıyla
Siz neye ihtiyacınız var? Mümkün oldukça bunu anlıyorum. Başlangıçta bunu belirlemek zor. Çünkü nasıl bir dünyaya adım attığınız konusunda detaylı bilginiz olmadığı için. Ama mümkün oldukça ne istiyorsunuz en azından? Nasıl bir tekne sizi mutlu eder? Onun üzerine gitmekte fayda var. Dediğim gibi çok da bilindik markalardan uzaklaşmadan. Yoksa neye göre tavsiye edilmiyor diyorsunuz. Yani o tavsiye etmeyenlere sormak lazım. Neden bunu tavsiye etmiyorsun diye. Ben o kadar keskin değilim yani hiçbir tekne konusunda. Kamber alarsan teşekkür ederim. Gürkan Gülağız, merhabalar Murat Kaptanım. Sizce 48 fit bir yelkenlide servis botunun boyutu ve motor gücü sizce nasıl olmalıdır? İyi akşamlar. Arkadaşlar buna da çok kızanlar var ama servis botu ve servis botunun motoru olabilecek en küçüğü olsun. Yani benim şahsi ihtiyacım teknenin büyüklüğüyle pek alakalı değil bu. Ha çok böyle lüks bir teknedir, büyük bir teknedir, charter teknesidir. Biraz kalburüstü abileri, ablaları ağırlıyorsunuzdur teknedir. Onları biraz daha tekneye getirip götürürken hoş tutayım diyorsunuzdur. Orada biraz daha büyük şeyler olabilir. Servis botları ama benim gibi mütevazi teknesinde bir yaşam planlayan birisinin emin olun o kadar da büyük motorlara ve servis botlarına ihtiyacı yok. Çünkü teknede bakın her şeyi alırken şu mantıkla hareket edeceksiniz. Mesela bir elektrikli süpürge ihtiyacınız var teknede. Olabilir. O mu iyi bu mu iyi değil. Ben bu model bir süpürge aldığımda onu nerede kullanacağım, nerede tutacağım, nerede depolayacağım? Yeri neresi olacak? Artı bunu kullanırken çekeceği elektrik sağlayabilecek miyim? İşte bunu kullanırken yer küçük gelecek, çok mu büyük bu? Gibilerinden onun teknenize olan uyumunu gözetin. Tamam, çok güzel büyük bir servis botu olabilir ama teknenize uygun olmayabilir. Yani onu koyabileceğiniz, kapaklayabileceğiniz, biraz sert rüzgar olan durumlarda onu muhafaza edebileceğiniz indirmeden, katlamadan. Yeri geldiğinde onun üstündeki motoru tek başınıza kaldığınız durumlarda takabileceğiniz, sökebileceğiniz, tekneye alabileceğiniz. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirin. Yoksa tabii ki ne kadar büyük servis botu o kadar rahatlık. Ne kadar güçlü motor o kadar rahatlık. Ama işte aması var. O amasını da detaylı düşünün. Pek çok dostumuzun o amayı fazla detaylı düşünmeden bota bakarak aa bu bot çok güzelmiş. Gerçekten de çok güzel diye bot alıp sonradan şimdi ne yapacağız bu botla diye kara kara düşündüğünü ve kullanırken sıkıntı yaşadığını biliyorum. Bir de motor konusu ben sürekli hatırlatıyorum. Bu botlarda kürekler de var. Çok kısa mesafede kullanıyoruz biz bu botları. Ama eğer Göcek'te kıçtan kara gecekondunuzu kuran ve oradan 15 gün ayrılmayan bir denizci modeliyseniz o zaman servis botunuzu teknenizin rolünü servis botuna yüklüyorsunuz. Tekne gecekondu gibi orada kalıyor. 10 gün, 15 gün, 1 ay neyse tatiliniz boyunca. Servis botunuz tekne gibi sizi gezdiriyor. O zaman bir şey diyemem. O zaman tabii ki servis botu mümkünse tekneniz büyüklüğünde olsun. Ama ben kendi adıma konuşmam gerekirse herhalde bir 2.30-2.80 arası ve en küçük bulabildiğim en küçük iki zamanlı bile olabilir. Motorla
ve o motoru da mümkün oldukça kullanmayarak, frek çekerek olabilecek her durumda bir servis botu motor kombinasyonu düşünüyorum. Tamer Kutlu, Murat Kaptan, yeke dümen sistemi kullanacaksınız. Ben otomatik pilot olmayacak gibi anlıyorum. Uzun yolculuklarda sıkıntı olmayacak mı? Hayır, olmayacak. Çünkü otopilot da olacak. Otopilot olmadan kesinlikle böyle uzun seyahatler, özellikle bir kişinin, iki kişinin çıkmaması gerekir. Ha, çıkılmaz mı? Çıkılır tabii ki. Farklı çözümler, daha ilkel çözümler var. Ha, ilkel kelimesini öyle kötü anlamda söylemiyorum. Aslında iyi anlamda söylüyorum. Yani daha basit sistem, böyle elektronikler işin içine girmeden, komplike sistemler işin içine girmeden basit çözümler yaratılabilir. Ama onlara da gerek kalmayacak şekilde bu yeke dümenler için dizayn edilmiş portatif, yani yerinde sabit değil, istediğiniz zaman takıyorsunuz, istediğiniz zaman çıkarıp kaldırabileceğiniz otopilotlar var, elektrikli. O otopilotlardan olacak mutlaka teknemde. Ve okyanus aşırı seyirler gündeme geldiğinde, ki ciddi ciddi düşündüğüm bazı böyle seyahatler var, okyanus aşırı seyahatler. Onlar gündeme geldiğinde de ilk etapta teknem suya inerken olmasa bile sonraki aşamalarda bir rüzgar dümeni, rüzgar otopilotu diyelim, teknemde olsun istiyorum. Yani şey düşünmeyin, sadece dolap dümeni olan teknelerde otopilot olur, elektrikli otopilot. Öyle bir şey yok. Yeke dümenler içinde otopilot mevcut. Hatta o belki daha bile o iyi olur. Çünkü ucuz bir otopilot. Dediğim gibi portatif olduğu için. Ve arıza yaptığında da servisine göndermeniz, servisin gelmesine gerek yok. Veya kendinizi müdahale etmesi çok çok daha kolay olabilir. Fahrettin Pekşen, Murat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Pendik Marina'da düzenlenen tekne ve denizcilik fuarına katılmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ya yolum düşseydi, oralarda olsaydım bir dolaşmak isterdim. Ama öyle çok çok da tüh kaçırdım demiyorum yani. Çünkü daha çok nasıl diyeyim? Fuarların doğası gereği yeni ürünlerin tanıtıldığı, yeni teknelerin teşhir edildiği bir fuar. Ben de kafamda neye ihtiyacım var, ne gerekiyor bana, onları biraz oluşturdum. Biraz da ihtiyar bir adamın oluşturduğu bir liste olduğu için çok da böyle güncel cihazlar olmayabilir. Çok da güncel cihazlara, son teknoloji cihazlara ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle fuarlarda kaçırabilirim yani. Bir sıkıntı yok. Er Lorus, merhaba. Otopilot konusunda hidrolik mi, servo motorlu, kayışlı sistemi mi tercih etmeliyiz? Şimdi elektrik motorlu sistemler belli bir torka kadar, yani tork dediğim çevirme gücüne kadar güç üretebiliyor. Daha fazla güç istiyorsa bu da tamamen teknenin ağırlığıyla, bu boyutuyla ve dümen palasının büyüklüğüyle alakalı. Yani daha büyük teknelerde mecburen elektrikli motorların gücü yetmediği için hidrolik sistemler devreye giriyor. Ama teknenizde nispeten küçükse de hidrolik sistemli otopilot kullanabilirsiniz. Ama ben eğer mümkünse elektrikli kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü hidrolik tamam çok yüksek tork üretiyor ama yani bir borusu patlar, bir yerinde bir hidrolik kaçağı olur, bir şey olur. Yani
daha böyle potansiyel olarak sorun çıkarmaya yatkın. Tamam, elektrikli sistemde de sorun çıkabilir ama ona çözüm üretmeniz, onu tamir etmeniz, ona yedek parça uydurmanız ya da bulmanız nispeten daha kolay olacaktır. Böyle dünyanın ücra noktalarına seyirler söz konusuysa, ama İstanbul civarında, büyük şehirler civarında, Marmara'da, Ege'de seyir yapıyorsanız bu dediğim çok da söz konusu değil. O zaman tamamen sizin tercihinize kalmış. Gökçen Gülağız, Şaban kaptanı size selamı var. Sizin saçlardan o da istiyormuş. Aynı model. Ne var saçlarında? Çok mu kötü? Bahadır Öcal Bavarya demiş. Evet, Bavarya. Beşliden unuttum Bavarya. Kendi teknemi unuttum. Doğru. Özgür Erbek, merhabalar. Bu 5 markadan en konforlu olanı hangisidir? Konfor olarak demeyelim de konfor kelimesini çıkaralım. Benim en çok tercih edebileceğim marka sıralamada Hanse'ydi daha önce. Ama şu son çıkan Hanse'ler biraz beni işin açığı. Tamam, o Hanse ruhu hala orada var. Ya bu tekne iyi bir tekne dedirtiyor sana ama ya burası da keşke böyle olmasaymış. Ya Hanse bak daha iyisini yapabilecek bir firma diye bir hayal kırıklığına uğruyorum. O yüzden o en başta listenin biraz gerisine düştü Hanse. Şu an Dufor. Benim bu 5 markanın içinde üst seviyeye çıkardım. Ve Beneteau peşinden. Yer değiştirse de itiraz etmem yani. Ha, Deniz Kılıç demiş ki geçen yayında sonunda evet katılımcılarınızdan İngiltere'de RYA kurs programına katılmak isteyenler için neler yapabiliriz bir konuşalım dediğinizi hatırlıyorum. Bu konuyu değerlendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Tamam, bunu şöyle yapalım mı? Şimdi hem bu konuyla ilgilenmeyen arkadaşlarımızın da vaktini çalmamak adına ben şu önümüzde bana müsaade edin bir 5-6 gün içinde veya bir hafta içinde konuyla ilgili bir hazırlık yapayım, bir çalışma. Kısacık bir video hafta içi rutinin dışına yani salı canlı yayınlar, cuma normal bir video rutinin dışında farklı bir günde kısa bir video 3-5 dakikalık yayınlayayım. Ve diyeyim ki arkadaşlar böyle bir ön çalışma yaptım. İlgilenen arkadaşlar şuradaki kişilerle irtibata geçsin derim. Sizi bir yönlendiririm. Hatta birkaç alternatif sunarım. O yorumlar kısmında da konuyu konuşma imkanımız olur. Elimden gelen yardımı sağlamaya çalışırım. Dediğim gibi kendi aranızda öyle bir grup oluşturup da zannedersem 3 kişi 4 kişiden oluşan grup veya gruplar oluşturduğunuzda orada sizin için eğitimler ve sınavlar gayet güzel organize edilebilir. Ben de elimden gelen yardımı bu vesileyle yaparım. Onu o şekilde yapalım. Hafta içi 3-5 dakikalık konuyla ilgili bir video atacağım ben. Ama dediğim gibi hemen olmayabilir. Bana biraz süre ver. Savaş Aşan, armada kullanacağınız favori halat markalarınız var mıdır? Teknenin bütününde ne tür halat türleri kullanmayı planlıyorsunuz? Şimdi böyle markalar üzerinden veya kullanılan malzeme üzerinden, çünkü yeni teknolojiyle beraber yeni teknolojik ürünler de hayatımıza girmeye başladı. Özellikle performans teknelerinde, yarış teknelerinde görüyoruz. Çok hassas trimlemeye uygun halat çeşitleri var. Ama benim hayatımda çok da fazla öyle nasıl diyeyim? Halatın
işini yapması benim için yeterli. Yoksa şu marka olmuş, şu malzemeden yapılmış vesaire, bunlar pek benim için önemli değil işin açı. Çünkü halat yıpranıyor. Kaliteli malzemeden de alsanız yıpranıyor. Kalitesiz alsanız da yıpranıyor. Kalitesizler biraz daha çabuk yıpranıyor ama şimdi halatların işlevlerine göre, üstlendikleri göreve göre ne bekliyoruz halattan, onu bilerek halat seçmek bence daha doğru bir yol. Mesela bağlanma halatlarında ne demiştik? Örgülü, üzerine yük bindiğinde hafif esneyerek o üzerine binen yükleri bu esnemesi sayesinde kısmen absorbe edebilen halatlar tercih ediyoruz. Mesela o halatı da yelken, ana yelken iskotasında, canova iskotasında kullanamayız. Çünkü iskotalar, mandarlar tam tersi esnemeyen halat gerektiriyor. Çünkü ben ona belli bir trim veriyorum, belli bir ayara getiriyorum. Rüzgar üzerine yük bindirdikçe o esnecekse bir anlamı yok o benim ayarımın gibi. Halatı nerede kullanacağınızla alakalı seçimler yapmak benim için çok daha doğru. Burada ben kendi adıma tamamen bütçemi gözeterek halat seçiminde bulunacağım. Öyle son teknoloji, son en iyisini, en kalitesini alacağım peşinde değilim. Çünkü biliyorum ki en iyisini de alsam, tom altından olanını da alsam belli bir ömrü var. Bu RYA konusunu ben bir not alayım. Şu kargaşa içinde atlamayayım. Söz verdim madem. Konuştuk. RYA kursları diye. Cemre güzel bir konuyu açmış. Tekne kiralayıp kaptanlığını kendim yapmak istiyorum. Böyle bir şeye atılmadan önce ne kadar ve nasıl tecrübe edinmeliyim? ADB var ama tecrübe yok demiş. Evet, bunun farkında olmuş olmanız çok güzel. Öncelikle tebrik ediyorum. Şimdi charter firmaları, tekne kiralayan firmalar yurt dışında da Türkiye'de de sizin tecrübe durumunuza göre, eğer yetersiz tecrübeniz varsa sizin yanınıza bir kaptan verebilir. Eğitmen bir kaptan verebilir. Sizin onun gözetiminde tekne kullanmanız sağlanır. Bu şekilde doğru bir şekilde hızlıca tekne kullanabilir duruma gelmeniz sağlanır. Charter firmasının sizin yanınıza tahsis ettiği bu eğitmen kaptan da, ya bu arkadaşla biz 2-3 gündür, 2-3 seferdir çıkıyoruz, hızlı bir gelişme kat etti, ben şahsen bu arkadaşa tekneyi kaptansız verebileceğimiz kanaatine vardım. Artık bence bir kaptana ihtiyacı yok arkadaşımızın diyecektir belli bir süre sonra. Ondan sonra ona istinaden de charter firması size o tekneyi, dediğim gibi yabancı bir kaptan, eğitmen kaptan olmadan size teslim edebilecektir gönül rahatlığıyla. Bu yol hem sizin güvenliğiniz açısından en doğru yol, hızlı öğrenmeniz açısından en doğru yol, hem de charter firmaları için en doğru yol. Takdir edersiniz ki belgesi olsun olsun ama tecrübesini bilmedikleri birine de, İlk kez karşılaştıkları birine de tekneyi al götür, ne halin varsa gör diye veremezler. Vermeleri de doğru olmaz her iki taraf açısından da. Bence öyle bir yol izleyin. İlk 1-2 çıkışınızı kısa süreli de olsa, emin olun 2 günlük, 3 günlük bir kaptanla, eğitmen bir kaptanla birebir siz kullanacaksınız. O yanınızda size anlatacak, gösterecek, öğretecek. Çoğu böyle grupça alacağınız yelken eğitim kurslarından çok daha fazla şey öğrenirsiniz. Çok daha
kısa sürede ilerleme kat edersiniz. Fuat Kanal, Serkan Koç'a teşekkür ediyorum. Sohbet için sohbet arasında 5 pound göndermiş. Teşekkür ederim kendisine. Nasıl gönderdi, nereden gönderdi hiçbir fikrim yok ama teşekkür ederim. Fuat Kanal, iyi yayınlar. Tek dümen ile çift dümen dizayn avantaj dezavantajları nedir? Teşekkürler. Hiçbir avantaj dezavantaj yok. Çift dümen biraz daha kokpitin tekneye biniş ve iniş, o paserelliği koyduğumuz bölgenin daha geniş olmasını sağlıyor. Yani kokpit dizaynını kullanıcılar açısından biraz daha rahatlatma imkanı sağlıyor. Çift dümen olması. Özellikle kıç tarafı geniş teknelerde, tekne yattığında yelken yaparken biz ne istiyoruz? Yüksek tarafta oturmak istiyoruz, değil mi? O yüksek tarafta oturduğumuzda da dümeni tutabilmemiz gerekiyor. Eğer merkezde tek bir dümen olursa, ben yüksek tarafta oturduğumda kıç tarafı geniş teknelerde o dümen palı, dümen simidini, dümeni geniş tutmam lazım. Genişletmem lazım dizayn olarak. O da işte tekneye iniş çıkışlarda kokpitte sorun yaratıyor. O yüzden iki dümen yapıp ayırdılar ortaya. İki dümeni küçük küçük yapıp ayırdılar. Yoksa öyle kullanım açısından, bunun haricinde büyük tek bir dümen yerine mi iki ayrı küçük dümen mi, hiçbir şey yok yani. Avantajı dezavantajı. Ama çift dümen palası mı, tek dümen palası mı gibi bir soru, o tamamen tekniğin karakterisini değiştiren bir şey yani. Dümen simidinin iki tane mi tekme olduğundan ziyade suyun altındaki sistem çok daha önemli. Benim ihtiyacım olarak, oraya da hızlıca değinmek gerekirse, tek dümen palasını ben her zaman tercih ediyorum. Çünküsünü de söyleyeyim. Hani tek halat üzerinde manevralar yapıyorduk ya, dümeni bir tarafa basıyorduk, ileri veriyorduk. O pervanenin ittiği suyla dümen üzerinde bir güç uygulayıp o tek halat üzerinde kıçı açıyorduk vesaire. Onları çift dümen palası, ortada pervane olan sistemlerde çok fazla yapamıyoruz. Onlarla yaşanmıyor mu? Gayet de güzel yaşanır. Sadece bu alışma meselesi. Benim öğrendiğim, uyguladığım stiller, teknikler, yöntemler o çift dümen palasına çok da uygun değil. Onlar için kendimi bir yeniden revize etmem gerekiyor. Artık bu yaştan sonra da onlarla uğraşmayayım. Ozan Özdaş, Murat Kaptan, yapacağınız teknede birçok elektronik, motor aksamı ve donanıma ihtiyacınız olacak. Bu ürünler Euro bazında da fiyatları sürekli artmakta. Alım süreci ile planlarınızı merak ettim. Evet maalesef. Krom aksam çoğu. Krom altınla yarışıyor neredeyse. Yani korkunç rakamlar. Ama zannettiğiniz kadar da çok fazla elektroniğe ve aksama ihtiyacım yok. Benim için olmazsa olmaz bir liste var. İşte onları tek tek aldıkça üzerine birbirini konuşacağız. Onun haricinde çok kısa birkaç cihazlık olursa iyi olurlar var. Yani ben tekneyi suya kısmetse indirebilirsem, indirdiğimde tekniği o minimum teçhizatla donatmak istiyorum. Yani olmazsa olmazlarla donatacağım. Emin olun o kadar da zannettiğiniz kadar uzun bir liste değil. Ama yine de can yakıcı olacak. Her bir kalem dediğiniz gibi Euro bazında ve çok çok yüksek. Artık oldukça tamamlayacağım. Yani bu yola çıktım ben bir kere. Öyle çok ucu açık da bütçem yok.
Ama 9 metre bir tekneyi de çok da öyle yıllara yaymadan minimumda donatabilirim diye umuyorum. Öyle çok büyük bir euroda vesaire de büyük bir sıçrama olur, büyük bir ekonomik krize girer Türkiye, bilemem. Umarım ki böyle bir şeylerle karşılaşmayız. Ha, karşılaşırsak ne olacak? Yoldan dönecek miyim? Hayır, dönmeyeceğim. Biraz daha bu süreç uzayacak yani. Ama bu süreç sonlanacak bir şekilde. Arbiyat. İyi yayınlar Sayın Murat Bey. Teşekkür ederim efendim. Tatlı su depolarının bakımı ve temiz tutulması ile ilgili önerileriniz nedir? Özellikle kışlamada tankların kötü kokmasını nasıl engelleriz? Bir, tankların farklı materyallerden, daha doğrusu aynı materyal olarak satılan ürünlerin bile fiyatlarına da çoğu zaman yansıyor. Kullanılan materyal, üretim materyaline özen göstermemiz lazım. Özellikle sadece tatlı su tankı olarak, yani duşta, temizlikte, işte bulaşıkta vesaire kullandığımız su olarak değil de, daha uzun seyirleri konuşuyorsak madem, uzun seyirlerde hele bir de onu içme suyu olarak da kullanmamız gündeme geldiğinde, tankların imalat materyali bizim için hayati önem taşıyor. Yani kötü materyalden yapılmış kalitesiz bir tankı ne yaparsanız yapın hem sağlıklı olmayacaktır hem koku yapacaktır vesaire. Ama çok son derece hijyenik, sağlıklı içme suyu olarak bile kullanılabilecek tanklar bile dediğiniz gibi belli periyotlarla dezenfekte edilmediğinde yosunlanmalar oluşabiliyor. İşte koyduğumuz su her zaman en ideal şartlarda su bulup da tankları dolduramıyoruz vesaire. Dolayısıyla kışlamalarda bir kere tanklar mutlaka boşaltılacak, temizlenecek. Ama sistemdeki contaların, hortumların da sertleşmesi kontrol edilecek. Herhangi bir sızıntı vesaire var mı? Onlar kontrol edilecek. Rutin kontrol. Ama daha çok kullanırken de belli periyotlarla, hele bir de içme suyu olarak kullanılıyorsa, mutlaka dezenfekte edilmeleri gerekiyor. Çoğu kişinin bir işte bu havuzların dezenfektanında kullanılan klor tabletlerinden attıklarını bile biliyorum. Biraz ben o konuda titizim. Çünkü içme suyu olarak da kullanacağım. Dolayısıyla bu biraz pahalı olmakla beraber gümüş bazlı dezenfektanlar var. Hatta bir videoda muhteviyatının ne için olduğunu falan da okuyarak göstermiştim. Şimdi hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Ama o tür bir şeyin kullanılması yerinde olur. Ve her kışta mutlaka dediğiniz gibi kışlamalarda tankların boşaltılarak temizlenmesi gerekiyor. Aklıma gelenler bunlar. Hatta şimdi ben şey yapacağım. Kendi teknemde birden fazla su tankı düşünüyorum ben. Tanklardan bir tanesini şöyle az önce anlattığım gibi üretim materyali olarak kalite sınıflayacaksak genel olarak birinci kalite seçeceğim. Yani bulabildiğim, ulaşabildiğim, alabildiğim en kaliteli su, içme suyu barındıracak tank alacağım bir tanesi için. Onu koyacağım kenara. O benim bütçemi, canımı çok yakacak. Ama alacağım onu. Düzenli bir şekilde dezenfekte ederek, temiz tutarak onu içme suyu olarak da ihtiyacım olduğunda kullanacağım. Diğer tankı veya diğer tankları da ikinci veya üçüncü kalite alacağım. Onlar sadece temizlik ve bulaşık maksatlı. İşte duşta vesaire de kullanacağım suyu barındıracaklar. Böyle bir ayrıma gideceğim. Bakalım. Sarıtepe çok güzel bir soru sormuş ama çok da kapsamlı bir soru sormuş. Kaptığım yeni başlayanlar için yelkenli bir teknede dümen nasıl tutulur, kullanılır?
Yelkenler ve denizde neye dikkat etmeliyiz? Şimdi yelkenleri nasıl diyeyim? İyi ayarlamayı öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Görüyorum tam böyle tamam. Ben de bazen tembellik ediyorum. Aynı bu sakal olduğu gibi. Ya böyle de gidiyor tekne. Şimdi kalkacaksın buradan. O halatları gereceksin. Vinç çevireceksin. Bir ayar yapacaksın. Öyle de ne olsun. Yarım nat yavaş gideriz diyorum. Ama bu pek doğru bir yaklaşım değil. Kötü bir alışkanlık. Yelkenli teknede yelken yaparken yelkenleriniz trimli olsun. Ayarında olsun yani. Ha bu demek değildir. Şimdi bunu da böyle hep diyorum ya genellemeler bize hep hataya düşürür. Mesela gece seyrindeyim. Yağmurlu bir akşam gece. Vardiya tutuyoruz. Ekibin yarısı uyuyor. Ben de bir arkadaşımla gece vardiyasındayım. Şimdi ıslak halatları gacır gucur her dakika başı trimle uğraşmak da içeride yatanları rahatsız eder. Uykularını bölebilir. O yüzden onun kararını tutturmak lazım. Yani çok rüzgar hızında ve yönünde büyük değişiklikler olmadığı sürece pek de kurcalamamak yerinde olabilir. Arkadaşlarımızın rahat istirahati için artı ıslak bir zeminde gece vakti sürekli oraya git buraya git kokpitten dışarı çıkmamız gerektiğinde bu da bir risk içerebilir kendinde içinde her ne kadar emniyet halatını vesaireyi kullansak da dolayısıyla durumları hep böyle o anki şartları düşünerek değerlendirmekte fayda var. Ama böyle özel şartlar oluşmadıysa mümkün oldukça yelkenleri trimli kullan. Hem yelkenlerinizi yıpratmazsınız hem armanızı yıpratmazsınız. Dümen tutmakta derken nasıl kullanılır demiştiniz. Kapsamlı bir şey ve daha çok uygulamalı gösterebiliriz. Ama dümen başındaki kişinin ani dümen hareketlerinden kaçınması gerekiyor. Yani son ana manevrayı bırakmayın. Bir tekneyle çatışma rotasında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Veya bir iskeleye yanaşıp ayrılıyorsunuzdur. Yani o manevrayı mümkünse, tabii şartlar onu gerektiriyorsa yapacak bir şey yok ama mümkünse zamana yayarak yumuşak hareketlerle tekneyi kullanma alışkanlığı edin. Yani düz git 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 birden dümenin sonuna kadar sancağı iskeleye bas, ani döndür, manevralar yaptır, içerideki herkesi bir tarafa savur gibi alışkanlıklar edinmeyin. Mümkün oldukça yumuşak hareket. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Savaş Asan Cenova tamburunun çarmıh tellerinin sağlamlığını nelere dikkat ederek kontrol etmeliyiz? Bunun akort ayarları ile bir video çeker miydiniz? Teşekkürler. Bunların aslında çarmıh tellerinin başkıç ıstralyanın yani direği tutan direğe destek olan çelik tellerin gerginlik ayarı firmanın, üretici firmanın tavsiye ettiği kalınlıklar gözetilerek değerler verir. İşte şu kadar gerginlikte olacak, şu kalınlıktaki tel diye. Onlar gözetilerek ayar yapmak gerekir. Bu ayarı da rastgele elle yapmayın. Yapmamamız lazım. Onun ayar gerginlik ölçme aletleri var. Bilen bir kişinin bunları yapması lazım. Emin olun yapacağınız ufacık bir hata direğinizin kırılmasıyla veya o telin bağlantı yerini komple söküp almasıyla, oraları parçalamasıyla sonuçlanabilir.
Yelkenli teknelerde en önemli noktalardan biri bu direği destek olan tellerin gerginlik ayarı. İşin şakası yok. Öyle göz kararı asılarak falan pek bence yapmayın derim. Çok fazla direk kırılmasıyla sonuçlanan, telin bağlandığı bölgeyi parçalamasıyla sonuçlanan olay görüyoruz, duyuyoruz. Acar Kadir Beyazıt. Tekneyle en çok gitmek istediğim yerler Bikini Atolü ve Madagaskar. Sizin hayallerinizde neler var? Ya işin açığı bilmiyorum ama yok öyle. Yani illa şuraya gideyim diye bir şey yok. Ben biraz da uzaklaşmak istiyorum ama neden uzaklaşmak istiyorum o da tam belli değil. Veya ne umup gidiyorum bilmiyorum ki. Ice Knife, Shit to Tiller, Self String denen ve ana yelken iskotalarını yekeye bağlayan basit otopilot sistemleri var. Yelken hareketini yeke hareketiyle dengeliyor. Tavsiye eder misiniz? Evet. Evet, Sadun Boro'da Pupa Yelken kitabında bunun çizimlerini de yapmış, paylaşmış. O ilkel dediğim yöntemlerden biri bu. En temel olanı bu. Yani pek çok farklı alternatif var. Dediğiniz gibi Sadun Boro'nun da uyguladığı dünya seyahatinde Pupa Yelken kitabında bahsettiği şekilde gayet kullanışlı olabilir. Ben denemedim ama yeke dümenli teknem denize indiğinde elbet mutlaka denerim. Çünkü otopilotum olacak elektriki. Muhtemelen rüzgar dümeni de olacak. Ama bunlarda bir sorun yaşadığımda daha önceden denediğim, uyguladığım, kullanımını pratik hale getirdiğim, belki kendimce ufak tefek revizyonlar yaptığım bir üçüncü backup olarak sistemin, yedek olarak bir sistemin bulunmasını tabii ki isterim. Ki bu bahsettiğiniz sistemde öyle aman aman cihazlar, teçhizatlar gerektiren bir sistem değil. Biraz kafa çalıştırarak, biraz tekne dinamiklerini bilerek kurulabilecek sistemler. Kesinlikle tavsiye eder misiniz demişsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Serhan Koçak, Murat iyi akşamlar, herkese de selamlar. Yeni geldim. Malum İngiltere ile Türkiye arası 3 saat zaman farkı oldu. Evet. Evet ya maalesef. Hoş geldiniz bu arada. Gürkan Çetin. Zor ama zevkli bir işe giriştiniz. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Gönlünüze göre olur. Genelde evdeki hesap çarşıya uymaz. Yedek bütçe yapmışsınızdır inşallah. Vallahi bu sefer uyması lazım. Evdeki hesabın çarşıya. Ya bazı böyle öngörülemez durumlar için bir acaba payı bıraktım tabii ki. Ama işte. Bilemiyorum. İnşallah istediğimiz gibi bir tekne olacak. Her ne olursa olsun o yolu zorlayabildiğim kadar zorlayacağım yani. Hakan Çimşir, kitap yazmaya devam edecek misiniz? Evet, daha önce de konuştuğumuz gibi her yılbaşı yani her senenin son haftası o denizcilik bilgileri içeren benim kendi çapımda bir bilgi havuzu, bilgi bankası diyebileceğim elektronik kitap
Revize olacak her yıl ve yeni versiyonu yılın son haftası sizlerle paylaşacağım. Bu 2023 versiyonu da bu senenin son haftası hazır olacak. Bir önceki yayınlamış olduğum kitaptaki işte hatalar düzeltilmiş olacak yakalayabildiğim kadarıyla. Çünkü tek başıma yapıyorum bunları. Pek çok arkadaş yardımcı olayım diyor ama kimseyi de böyle nasıl diyeyim bedavaya da emeğini kullanmakta pek içime sinmiyor. Ben elimden geldiğince biraz hatalar da olsa kelime hataları, harf hataları vesaire onları da düzelterek gideceğiz işte. Her sene de yeni bilgiler takviye ederek onu bir süre daha uzunca bir süre devam ettirmek istiyorum. İşte belki bu video setinin yanına öyle bir de elektronik kitabı koyabilirsek biraz daha devam ettirip şöyle kapsamlı bir bilgi havuzu oluşturabilirsek çok güzel olacak. Bakalım. Bir de bu tekne yapım süreciyle ilgili daha doğrusu Kurucaşile'deki geçirdiğim vakitle ilgili bir anı kitabı gibi bir şey hazırlamayı düşünüyorum. Bol fotoğraflı bir kitapçık. Yani Malta'daki evden çıkıp kapıyı kilitlememle havaalanına doğru yola çıkmamdan başlayacak. İnşallah buradaki tekneyi suya indirip Kurcaşile limanından ayrıldığım güne kadar geçen süreci benim duygularımla beraber yansıtabileceğim bir kitap geçiyor aklımdan. Mümkün olduğunca da bu süreci sürekli fotoğraflamaya çalışıyorum bu kitapta kullanmak maksatlı. Bakalım öyle bir kitabın da sözünü vermiş olmayayım ama öyle bir kitap çalışması var. Kafamda da öyle bir kitap hazırlığım var. Bakalım o ne olacak. Bahadır Öcal, ülkemizdeki marina fiyatları hakkındaki yorumlarınız nedir? Yani çok yüksek. Ne diyebilirim ki? Ama neden yüksek? Bakın şimdi. Başka alternatifler yarattığımız için yüksek. Yani tamam marinalar ihtiyaç var. Türkiye'de çok da güzel marinalarımız var. Ama bu güzel marinaların karşılığı olan fiyatlar herkese uygun fiyatlar değil. Şimdi yüksek, alçak diye aldığınız hizmetin karşılığı olarak değerlendirmek lazım. Yeri geliyor bir bütçesi daha rahat bir abimiz süper yatıyla geliyor. Aa bu marina ne kadar da güzelmiş, ne kadar da ucuzmuş, sık sık gelelim hanım diyebiliyor. Ama benim için o marinada birkaç gün konaklamak böyle rüyasında bile hayırdır inşallah diyeceğiniz rakamlar gündeme geliyor. Bunun tek çözümü var. Bir, belediye marinaları gündeme gelecek. Ama şu anki şekliyle değil. Şu anda belediye marinaları çoğu fırsattan istifade normal diğer ticari marinalar gibi onlarla yarışır fiyatlar, zamlar peşinde koşuyor. O olmayacak. Belediyeler kendi aralarında bir konsensus oluşturacaklar. O ücretlendirme fiyatlandırmayı daha mütevazi marina demeyelim aslında. Böyle belediye iskeleleri diyelim veya balıkçı barınağından bozma yerler diyelim. Çok büyük yatırım gerektirmeyen ve nispeten çok çok daha ucuz yerler yapması lazım. Sonra mesela Özkan Gülkaynak'ın çok fazla takip edemiyorum. Zaten çok fazla da video yayınlamıyor ama birkaç videosunda denk geldiğim böyle açıkta, Alarga'da park yerleri planı var, projesi var. O olabilir. Ona ciddi ciddi bu konuyla ilgilenen kurumların, kuruluşların ya arkadaş bak sen böyle bir şey diyorsun ki Özkan Gülkaynak da dünyayı gezmiş birisi. Demek ki birkaç marina görmüş bir adam. O bir şey söylüyorsa ilgili insanların ya arkadaş böyle bir şey anlatıyorsun sen ama ne diyorsun diye ona bir
Bize bir derli toplu bir gel de bilgi ver demesi lazım. Kimsenin umurunda değil. Ama bu işi de böyle devlet kurumlarına, işte kurumların başındakiler, görevlilere de çok bırakmamak lazım. Benim tavsiyem bu konu için dünya seyahati yapmış abilerimiz, büyüklerimiz bir araya gelsin. Kendi aralarında bir fikir alışverişinde bulunsunlar. Şimdi dünya seyahati yapmak ne demek? Dünyanın pek çok yerinde bu marina işlerini, tekne bağlama işlerini nasıl çözdüklerini görmüş olmak demek, değil mi? Dolayısıyla hepsinin kafasında konuyla ilgili ciddi fikirler oluşmuştu. Bu fikirleri bir derleyip toparlayıp ilgili kurumlara iletmeleri gerekiyor. Bir ilk adım olarak ve alternatifleri çeşitlendirmemiz gerekiyor. Tamam, böyle lüks marinalarımız olsun. Belediyelerin işlettiği daha mütevazi barınaktan bozma iskelevari marinalar olsun. İşte Alarga'da park imkanları olsun. Kazıklardan oluşturulmuş park yerlerine Özkan Gülkay'ın anlattığı gibi vesaire. Bunu çeşitlendirdiğimizde her ihtiyaca, her bütçeye göre bir alternatif oluşacaktır. Ama bu kararlar verilirken, bu komisyonlar kurulurken, bu insanlar fikir üretirken mutlaka ve mutlaka çevreye vereceğimiz tahribatı öncelikli tutmamız lazım. Yani bir proje yapılacak, tamam, artısıyla eksisiyle konuşurken mutlaka üniversitelerden bu konuda destek alınmalı. Çevre ile ilgili hocalardan mutlaka görüş alınmalı. Tüm projelendirilecek lokasyonlar için ayrı ayrı. Böyle olabilir, çözülür. Yoksa vah vah bu marinaların fiyatı ne kadar da yükseldi, ne yapacağız şimdi? Öyle çözülmez. Yol budur yani. Dünya seyahati yapmış abilerimiz dememin de bir başka nedeni. Şimdi Murat Erensoy tamam, iyi bir kaptan, bir şeyler anlatıyor, iyi de bir adama benziyor ama kimse dinlemez bunu. Ama dünya seyahati yapmış, ismi olmuş abilerimiz bu işe eğildiğinde ve birlik olup da 3-5'i bir araya gelip de tek ses, ya şunu şöyle yapalım diye, bunu düzeltin diye değil, bak doğrusu budur diye ortaya koyduğunda emin olun bir itici güç, bir bu devlet mekanizmasının zor harekete geçen çarkları ufak ufak işlemeye başlayacaktır. Bizim camiada da bir kamuoyu oluşturmak bu sayede daha kolay olabilecektir. İlk adım olarak. Evet, bu marina fiyatları çok ciddi sorun. Macit Özen, iyi geceler. Teşekkür ederim. Bira kapağı açacağı Murat abi. Eğer hidrolik otopilot tercih edecek olursak piston gücünün 1-2 kademe yüksek olmasını tavsiye eder misiniz? Şimdi eğer böyle kaliteli bir markanın komple sistemini satın aldığınızda böyle bir şey gözetmenize çok fazla gerek yok. Ama nispeten fiyat performans ürünü peşindeyseniz bir kademe daha güçlü olan sistemi almanızda yarar var. Şimdi özellikle pupa seyrinde ve geniş yapmazda, yani rüzgarın nispeten kış taraftan geldiği durumlarda, seyirlerde, dalgalı denizlerde bütün dümen palalarına dümen tutmak bizim için de, yani otopilot devrede olmasa biz tutarken de sıkıntı, zorlanıyoruz. Otopilot tutarken de o da zorlanıyor. Zaten uzun süre bu şekilde seyir yapan elektrikli otopilotların çoğu ya kayış sıyırıyor ya motorundan vesaireden arıza veriyor. Hidrolik sistem de zorlanacaktır. Dolayısıyla böyle durumlarda o fiyat performans sistemlerinin gücü belki limitlerine varacaktır.
Dolayısıyla o tür sistemlerde bir kademe yüksek olması olabilir. Kadir Akgül, bende 18 fit ve 3.2 ton bir yelkenli tekne var. Şaşal Tini 17 denilen. Bunun hangi kategori olduğunu nasıl anlarım? Üreteceğimi sormam gerekiyor, yoksa sicil dosyasında var mıdır? Valla Feridun Şaşal yaptı o tekneyi. Bunun kategorisini muhtemelen A kategori bir tekne değil. Ama Feridun Şaşal'ın, Feridun abinin yaptığı tekneleri ben çok beğeniyorum. Keşke devam ettirseydi. Tabii kendi bileceği iş, kendi kararı, ama bir Şaşal teknesine sahip olmak bence şu an ve şu ortamda bir ayrıcalık. O ayrıcalığın keyfini çıkar. Ama illa da merak ediyorsanız hangi kategori diye, muhtemelen ya B kategoridir ya C kategoridir. Feridun Şaşal'a ulaşıp sormanız yerinde olur. Cem Tüfekçi yine aynı noktaya değinmiş. Marina bağlama fiyatları anormal yükseldi. Siz tekneyi suya indirdikten sonra yıllık bağlanmayı nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Ben bir yere bağlı kalmayacağım. Yani 7/24 artık teknede yaşayacağım. O tekne benim evim olacak. Karada bir hayatım, bir evim olmayacak. Dolayısıyla çoğu vaktimi ya seyirlerde ya demir yerlerinde veya Yunan'da olduğu gibi bulduğum ucuz veya bedava mümkünse iskelelere, şehir iskelelerine yanaşarak mümkün oldukça bağlanma ücretini minimumda tutarak devam edeceğim. Ha, çok çok ender olarak marinalara girmem gerektiği durumlar tabii ki olacaktır. Onda da bölgedeki en ucuz marinayı arayacağım. O şekilde bir ortasını bulacağız. Ama sürekli teknem bir marinayla yıllık anlaşma yaparak olmayacak. Tekneyle dolaşmayı düşünüyorum zaten. Ve Akdeniz'den çıkınca emin olun marina fiyatları, marinalara girseniz bile o kadar uçuk rakamlarla karşılaşmıyorsunuz. Gene bir nebze makul rakamlar söz konusu oluyor. Akdeniz'in içinde çok güzel marina fiyatları. Sadece Türkiye olarak bakmayın. Ha, Türkiye'de biz euro kullanıyoruz nedense. Anlayamadığım şekilde. Euro'ya göre hem euro olarak zamlanıyor hem de euro karşısında TL kazandığımız için bize korkunç rakamlarmış gibi geliyor. Tamam, çok yüksek. Euro bazında da Avrupalı da çok şikayet ediyor, emin olun. Ama Türkiye'deki kadar böyle gözlerimiz fal taşı gibi açılmış şekilde değil Avrupalı. Biraz yakınıyor onlar da ama bizim gibi değiller. Dolayısıyla ben Akdeniz'in içinde uzun süre kalmayacağım için, kalmayı düşünmediğim için beni çok da etkilemeyecek. Oğuz Aydın, Murat Bey, yelkenli teknelerin pis su tanklarının boşaltılması her ne kadar uyulmasa da ülkemizde atık tesislerine verilme zorunluluğu var. Bu işler yurt dışı seyahatlerimizde nasıl çözülüyor? Teşekkürler. Evet ya, bu Türkiye bir ucube sistem yarattı. Bu mavi kart uygulaması. Tamam, kağıt üzerinde ilk okuduğunda insan fena da değil bak ne güzel, denizlerimizi temiz tutmaya yönelik bir adım gibi geliyor ama yani baştan aşağı sıkıntılı bir ucube yaratıldı. Ucube bir sistem. Yurt dışını sormuşsunuz. Ben öyle yurt dışında affedersiniz, çok özür dileyerek bokunu gezdirip teslim edecek bir merci arayan yelkenci görmedim.
Yani bu şekilde tarif edilir ama başka daha yumuşatarak tarif ettiğimizde maalesef kimse anlamıyor. O yüzden bu tabiri kullandım. Özür dilerim. Bu saçma bir durum. Şimdi uluslararası denizi, doğayı koruma, bizlerin tabi olduğu, amatör de olsak riayet etmemiz gereken gelenekler var, görenekler var, kurallar, kaideler, anlaşmalar, sözleşmeler var. Bunların hiçbirinde yok böyle bir şey. Biz hangi akla hizmet bunu yapıyoruz? Ha, teslim ediyoruz, götürüyoruz merciye, al getirdim sana teslim ediyorum diye. O adam bunu ne yapıyor? Senin o gezdirdiğin, millerce boyu yanında taşıdığın ve teslim ettiğin materyali alıyor, o sen gezdiğin denize atıyor. Ne kadar arıtıyor? Arıtıyor mu? Vay halimize vay. Tabii uygulama kendi içinde zaten çalışmıyor. Bazı ülkelerde pis su tankı zorunluluğu bile yok Avrupa'da. Bizde mavi kart var. Ama gece 3'te 4'te böyle teknelerde bir bakarsınız o gecekondularda. Bir hareketlenme ve fısıldaşmalar, bir küçük ışıklar yakıp söndürmeler bir baş gösterir 3'te 4'te. Sabaha doğru da o koyu keskin bir lağım kokusu sarar. Ama Avrupa'daki bilinç biraz daha fazla olduğu için tamam orada da var hanzolar. Sabah denize gireceği, yüzeceği denize pis su tankını boşaltan hanzolar orada da var. Ama sanki biraz bizde daha fazla var gibi. Dolayısıyla bizde pis su tankı olması ve mavi karta tabi olmamız bu oluşumları, bu hanzoları çok da etkilemiyor. Onlar gene bildiğini yapıyorlar. Bilinçli olan adam zaten o sabah yüzeceği denizde yüzmese bile oraya pis su tankını atmaz. Dediğim gibi kaideler, kurallar, gelenekler neyi öngörüyorsa o şekilde o pis su yönetimini kendisi planlar ve bir sorun yaşanmaz. Özgür Filiz ticari gemilerde kaptanlık yapan kaptanlara. Ticari gemilerden kastınız gemi dediğinize göre bu yük taşıyan gemiler. Tamam. Niçin turizm kaptanlığı yapmadıklarını sordum. Bana küçük teknelerde uyuyamadıklarını söyledi. Evet. Bu da beni düşündürdü. Kaptan meslek zorlukları nelerdir? Şimdi hani deniz tutması mevzusunu konuşurken bazı tabirler kullanmıştım. Alışmakla ilgili. Tamamen bu alışma meselesi. Vücudunuz alışık olmadığı ortamlara alışana kadar belli reaksiyonlar gösterir. Bu deniz tutması şeklinde kendini gösterebilir. İşte uyuyamama gibi kendini gösterebilir. Hatta tam tersi fazla uyuma, sürekli uyku halinin oluşması gibi gösterebilir. Vücudunuz bir şekilde alışık olmadığı ortama alışana kadar reaksiyon gösterir. Bunu da öyle değerlendirmek lazım. Adam uzun yol kaptanı, sürekli hayatta büyük ticari gemilerde onun salınımına, onun reaksiyonlarına vücudu alışmış şekilde yaşamıştır. Tabii farklı reaksiyonlar veren, farklı salınım sergileyen teknelere girdiğinde o kaptan deniz de tutar. Uyku da uyuyamaz. Vücudu o küçük tekneye alışana kadar. Tamamen alışma meselesi. Yani o kafaya takılacak bizim açımızdan bir mevzu değil. Ha, o bizim tekneye geldiğinde bir süre alışana kadar rahatsız hisseder kendini. Biz de büyük gemilerde bir süre yaşamak zorunda kalsak biz de oraya alışana kadar denizde tutabilir. İşte uyku düzenimiz de bozulabilir. Ona o şekilde bakmak lazım.
Meslek zorlukları nelerdir demişsiniz. Valla ilk tanışalım videosunda ben mesleğimi tarif etmiştim ya, biri bana tekne veriyor. Al diyor, bu tekneyle gez toz. Bütün bakımlarını yapıyor, içi, yakıtını koyuyor. İşte benim canım sıkılmasın diye turistleri getiriyor. Bunlar da senin yanında arkadaşlık etsin diye tekneye koyuyor. Bir de üstüne para veriyor diye güzel bir tarifte bulunmuştum. Ben öyle bakıyorum mesleğime. Kısa bir dönem ticari charter kaptanlığı, işte özel teknelerde, yatlarda kaptanlık vesaire yaptım. Hayatımın kısa bir dönemi. Onun haricinde hep kendimi o dönemde bile amatör denizci olarak gördüm. Hiç bunun bir meslek olarak böyle ben bu işten ekmek yiyorum gibilerinden bakmadım. Hep dönemsel olarak düşündüm. O yüzden mesleğin, bu kaptanlığın bir zorluğunu ben hissetmedim. Hep tekne kullanmak, teknede bulunmak benim için bir keyifti. İşte meslek olarak yaptığım dönemlerde bunun üzerine para verdiler ben bu keyfi yapmam için. İlginç. Güzel. Aziz Ziya İnanıcı. Merhaba Murat. Merhaba. Yelkenli eğitimine navigasyon eğitimiyle başlamak doğru mudur? Valla navigasyon eğitimiyle başlayıp navigasyon eğitimiyle bitirmek gerekiyor. Pek çok konu var. Yani merkezde kaptanlık, o merkeze farklı halkaların kesişme noktası olarak kaptanlığı koyup o her bir çevresindeki halka işte navigasyon var, ilk yardım bilgisi var, yangın bilgisi var, meteoroloji bilgisi var. Var oğlu var yani. Teknik konularda bilgi gerekiyor. Bunların her biri çok önemli. Ama benim çok çok önemsediğim, denizcilik özelinde söz konusuysa, kaptanlık söz konusuysa, navigasyon. Çünkü tarihsel denizciliğin gelişimine de baktığımızda büyük atılımlar, büyük keşifler, büyük seyahatler hep navigasyonel araçların, yöntemlerin gelişmesiyle paralel gitmiştir. Yani meteoroloji bilgisi çok yükseldi diye Christoph Kolomb gitmemiştir seyrine. Veya Magellan'ın seyri, nasıl diyeyim, ilk yardım bilgisini üst seviyeye çıkardı diye oluşmamıştır. Navigasyon, navigasyon, navigasyon. Çok önemli. Savaş aşan Alarga yaşamı dense aklınıza gelecek koylar nereleri olurdu? Tüm Avrupa gözetildiğinde teşekkürler. Şimdi Alarga yaşamından kastınız ne? Onu tam bir anlamak istiyorum. Alarga demek açık deniz demek. Açık demek. Açık denizde yaşam dense aklınıza gelecek koylar nereleri olurdu diye cümleyi düzeltiyorum şimdi. Yani alarga kelimesini çıkarıyorum. Onun Türkçe anlamı açık deniz. Yaşamı dense aklınıza gelecek koylar. Soru yanlış. Ama anlıyorum. Şimdi özellikle bir yere getirmeye çalışıyorum. Daha önce de değindiğim gibi terimleri çok yanlış kullanmaya başladık. Yanlış terimlerden yanlış sonuçlara varmaya başladık. Uygulamalar da değişmeye başladı. İşte kıştan karaya demirleyenler bile çıktı. Yani demirleme dendiğinde kıştan karaya demirlemek anlaşılıyor. Alarga dendiğinde de demirlemek anlaşılıyor falan, böyle bir karmaşa oluştu. Bunu müsaadenizle biraz böyle düzene sokalım, en azından kendi aramızda. Alarga demirlemek demek değil. Demirdeyseniz demirdeyim deyin. Bu sizi, yani alarga kelimesini kullandığınızda alarga vesaire böyle daha büyük denizciymiş gibi olmayacaksınız. Biraz komik oluyor hatta bazı durumlarda. Demirdeyseniz demirdeyim. Bu kadar. Sonra rüzgara hava diyenler türedi. Ve bu kaptanlar arasında da bayağı kelli felli abilerimiz arasında da bu bayağı bir popüler. Yani rüzgara rüzgar deyin arkadaşlar. Yani tamam, hava bozdu, hava kötüleşti, olur da hava 25 knot esiyor. Biraz komik olur.
Neyse, konuyu da çok dağıtmayalım. Şimdi demirlemek için seçilecek koylar. Akdeniz'de o kadar çok var ki, hele Ege Adaları, Yunan tarafı da Türk tarafı da, sahiller, Ege. Müthiş bir deniz. Kıymetini pek bilemiyoruz. Yelkenliler için müthiş bir deniz. Yüzlerce, binlerce koy var. Bir pilot kitap alacaksınız. O pilot kitabın eşliğinde keşfedeceksiniz. Yeni yeni yerler deneyimleyeceksiniz. Öyle şu koy güzeldir, bu koy güzeldir demenin de pek bir anlamı yok. Ben Ege'de ne zaman işte burası şimdiye kadar gittiğim en güzel koy dediysem, mutlaka daha güzeline bir sonraki seyirlerimde gitmişimdir. Ama pilot kitap edinmekte fayda var. Özellikle Ege'yi seyir bölgesi olarak kullanıyorsanız çok güzel yerler var. Hatta bir ömür yetmez belki bu Ege'yi keşfetmek için. Ama lütfen alarga kelimesini demirleme maksatlı kullanmayın. Alarga'da demirdeydim de yanlış. Karaya demirlemek olmaz. Pek mümkün değil. Ha şöyle olabilir. Alarga'da demirledim demek, kıyıya çok da yakın olmadan iyice açıkta, mümkün oldukça açıkta demirledim gibi bir anlam ifade edebilir. Ama Alarga'daydım gece dediğinizde ben hiçbir şey anlamıyorum. Acaba diyorum, açıkta niye geceyi geçirdi diyorum. Anlatabildim mi? Asay demiş ki, kaptan, yarı elektrikli motor araştırması yapıyorum. Yarı elektrikli. Açık denizde güneş ve rüzgar gücünden faydalanma şansı nedir? Yakıt için maliyeti en aza indirmek istiyorum. Bu mümkün mü? Ya bunları zaman zaman sizin gibi soran arkadaşlara verdiğim hep cevaplar aynı. Teknolojik olarak elektrik motorları ve onun kontrolörleri, kontrolcüleri çok gelişti. Çok, yani mükemmele yakın elektrik motorları çok yüksek tork üretiyor. İşte içten yanmalı motorların verim kayıplar, verimsizliği vesaire onlarda pek söz konusu değil. Yani o tarafa doğru tüm dünyada bir yöneliş var. Otomobillerde de, kara taşıtlarında da o yönde bir gelişmeler var. Hızla ilerliyor. Ama sorun elektriği üretmek de sorun değil. Hadi bir şekilde de üretiyoruz elektriği ama bu elektriği depolayamıyoruz sadece. Tamam, şarjlı akülerimiz var, pillerimiz var, bataryalar var vesaire ama 50-60 yıl önceki teknolojiyi kullanan sistem bunlar. Zaman içinde, bu süreç içinde ufak tefek iyileştirmeler yapılsa da, farklı akü tipleri ortaya çıksa da öyle devrimsel bir kırılma yaşanmadı akü teknolojisinde. Elektriği depolama teknolojisinde genel olarak. Ama bütün dünya bunun üzerine çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani milyarlarca milyarlarca dolarlık Ar-Ge'leri, firmaların bilim adamları bu konunun üzerine gece gündüz çalışıyor. Çünkü bunu bulan adam o kırılmayı, devrimsel kırılmayı, elektriği depolayabilecek yeniliği bulan adam dünyanın en zengini olacak. Böyle. Dolayısıyla herkes bunun üzerine çalışıyor. Ben bir 10-15 sene diye düşünüyordum ama belki çok daha erken bir sürede bu çözülecek. O çözüldüğü anda, o kırılma gerçekleştiği anda hep beraber güle oynaya bu elektrik motorlarına geçeceğiz. Ha, bundan önce geçen arkadaşlarımız, dostlarımız var. Denizde de, teknede de. Ama ben biraz daha konuya çekinceli yaklaşıyorum. Bu akü teknolojisi nedeniyle. Özgür Filiz de 5 euro göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakayım nereden.
Özlem demiş ki kısa dalga telsiz eğitimi ile ilgili bir sunum yapmayı düşünür müsünüz? Çok seviniriz. Şimdi böyle çok detaylı telsiz operatörlüğü, telsizler hakkında oturup bir sunum yapmayı düşünmüyorum. Ama benim için önemli olan normal VHF telsiz kullanımı, hem sabit telsiz olarak hem bir el telsiz olarak teknede bizim elimiz ayağımız, bütün haberleşmemiz neredeyse onun üzerinden yapıyoruz. Bir de açık denizler söz konusu olduğunda, okyanuslar söz konusu olduğunda bu HF üzerinden WeatherFox almak için sadece alıcı telsiz, receiver. O zaman verici işin içine girmedi mi büyük akü bankalarına da gerek kalmıyor. Devasa antenlere de gerek kalmıyor nispeten. Sadece receiver olduğunda WeatherFox'ları alayım. Hava tahmin raporlarını o HF SSB radyo üzerinden alayım. Benim için yeter. Ve çoğunuz için de bu yeterli olduğunu düşünüyorum. Tamam. Başka maksatlarla da kullananlar var ama ben o taraflara çok da fazla girmeyeceğim. Dolayısıyla ben kendi kullanım alanım kadarını sizlerle elbette ki detaylı paylaşacağım. Mehmet İnanıcı, Kıç İsrail'e aslan demirdeyken kullanılan küçük yelken hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Bu şimdi artık teknelere tek direk pek bir popüler ya. Artık o tarafa doğru dünya kaydı. Artık mizana direği çok böyle nasıl diyeyim nostaljik peşinde koşan yelkenciler tarafından tercih ediliyor. Ama günümüz dünyasında artık hep tek direk. Eskiden mizana direği sadece tekneyi daha hızlı götürmek, daha rahat dümen dinlesin diye seyirde kullanılan bir yelken değil. Aynı zamanda gerektiğinde özellikle akıntının ve rüzgarın farklı yönlerden geldiği demirleme şartlarında bazen de rüzgarın ve dalganın farklı yönden geldiği demirleme şartlarında tekneyi belli bir fazla böyle oynamasın, dolaşmasın, gezinmesin diye daha stabil tutmaya yarayan da bir yelken çeşidi, mizana yelkeni. Ama şimdi o olmayan tekneler ne yapıyor? Bu sefer ya ana yelkeni çok küçük açıyor. O da yeteri kadar geride olmadığı için o stabiliteyi yeteri kadar sağlamıyor. Ya da işte sizin de dediğiniz gibi başka çözümler kış tarafa o mizana yelkenin oluşturduğu kuvveti ona benzer bir yapıyı oluşturmaya çalışıyor. Tabii faydası olur ama dediğim gibi rüzgarın özellikle de akıntının birbirine farklı açılardan geldiği, farklı şekillerde geldiği durumlarda bu şekilde. Ama mizana direği olan, mizana yelkeni olan bir tekneniz varsa onlara hiç gerek yoktur. Ama işin açığı çok da böyle ihtiyaç duyulacak bir şey değil. Bilmekte fayda var. Belki küçük bir yelken oraya tutturabileceğiniz türden bir kumaş parçası yelken bile demeye yanlış olabilir. Bulundurmakta, onu hatta bir iki kere denemekte de fayda olabilir. Veysel Narin, tekne omurgası kıza konuldu mu? Hayırlı olur inşallah. Kolaylıklar dilerim. Hayır, maalesef konulmadı henüz. Dediğim gibi aksaklıklar var. Sıkıntılı durumlar oluştu. Olmuyor. Ama olduracağız. Öyle pes etmeyeceğim. Sonuna kadar mücadeleye devam. Rocky gibi. Hani Rocky filmlerinde de olur ya, bütün boks maçı boyunca Rocky yumruk yer ama maçı en sonda o kazanır. Vallahi kendimi Rocky filmlerindeki o Rocky'nin maçlarındaymış gibi hissediyorum. Boyuna yumruk yiyoruz, yere düşüyoruz ama eminim ki maçın sonunda biz galip geleceğiz. Bu tekneyi yapacağım. Yaptıracağım, yapacağım. Gerekiyorsa kendim oturacağım.
Yolu yok yani. Özgür Erbek. Murat Bey, teknelerin kış ayları, konaklamaları, fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu maliyeti aşağı çekmek mümkün mü? Ya tekne konaklaması ile ilgili maliyetleri aşağı çekmenin tek bir yolu var arkadaşlar. Belki ikinci yol. Bir buçuk yolu var diyelim. Birinci yol tam kesin yol. İçinde yaşam. İçinde yaşarsanız emin olun, hele bir de kendinizi lokal olarak, bölgesel olarak kısıtlamazsanız, ben bu tekneye güveniyorum, kendi denizcileme de güveniyorum diye, vaktim de var, imkanım var diye geniş düşünürseniz emin olun masraflarınız çok çok düşer. O buçuk olan yöntem ise daha mütevazi, belki bir belediye marinasında vesaire de bir yer bulabileceğiniz bir lokasyonda yaşıyor olmanız gerekiyor. Öyle bir durumda. Ama öyle bir yerde yaşıyorsunuzdur ki yakınınızda hiçbir konaklayabileceğiniz yer yoktur. Lüks bir marina vardır. O zaman mecbursunuzdur orada konaklatmaya. Yani zor. Alternatifler ne olabilir? İşte dediğim gibi. İçinde yaşamadığınız sürece Türkiye'de çok da bir alternatifiniz olmuyor. İşte şanslı bir bölgede değilsiniz. Melis Sebastian Durmuş, radar kullanımı konusunda yorumunuz nedir? Tamamen bizler için lüzumsuz bir cihazdır diyor. Ben daha önce birkaç gece seferler yaptım. Bu konuda öneriniz ve dikkat etmemiz gereken özel bir durum var mıdır? Teşekkürler. Ben şimdi bir ikinci el tekne alsam, şimdi Murat Erensoy olarak bu bilgimle, bu becerimle, tecrübemle, navigasyon bilgimle, gece seyir tecrübemle vesaire. Radar üzerinde olan ikinci el bir tekne alsam, radar seçmem, almam ama o cihazı sökerim, ikinci el satılığa koyarım. İhtiyacı olan belki birine faydası olur diye. Benim gözümde radar amatör bir denizcinin teknesinde çok da gerekli değil. Hatta gerekliden öte olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama radar kafalardaki imaj nedeniyle, oluşan yanlış imaj nedeniyle en öncelikliler listesinde üst sıralar buluyor ve görüyorum ki radar anteni olan teknelerin daha yoğunlukta görmeye başladığım için İnsanlar tekne satın alırken sıfır veya ikinci üzerinde bir radar olmasını arıyorlar. Bence dediğim gibi olmaması bence bir tekne için daha iyi. Bizim tarzımıza uygun kullanım söz konusuysa. Ha, tek bir faydası sis olan durumlarda gemi yoluna yakınken, alargada seyir yaparken belki yakalandığınızda yoğun sise kısa süreli bir faydası olabilir. Ama yoğun siste de uygulanacak taktikleri, teknikleri bildiğinizde emin olun radarınız olmadan da son derece güvenli, güvenlikten hiçbir taviz vermeden sisli ortamda da geceliğinde seyirler yapmanız mümkün. Biliyorsunuz benim bu seyir güvenliğini ne kadar öncelediğimi umarım biliyorsunuzdur. Ben diyorsam ki radar benim ihtiyacım yok, emin olun orada bir düşünün yani, o kadar da şey yapmayın, illa radar olmadan çıkamam diye kestirip atmayın. Bence kendi kaptanlık bilginizi, navigasyonel bilginizi farklı şartlarda geliştirmeye gayret edin. Şapkalı fedai kaptanım, 2000 euro aylık gelirle 12 ay teknede yaşayabilir miyiz? Akdeniz, Ege, Yunanistan. 2000 euro aylık gelirle. Aylık gelir değil, 6 aylık geliriniz 2000 euro olsa yaşayabilirsiniz. 2000 euroya çok rahat yaşarsınız. Ama bu şey değil ha. Yanlış anlamayın. Gidip de Monaco'da
jet sosyetenin olduğu süper yatlara yanına komşu olayım diyorsanız tabii ki bu rakamlar bir gece iki gecede bile yetmeyebilir size. Ama daha mütevazi seçenekleri takip ettiğinizde 2000 euro çok büyük para. Sürekli teknede yaşıyorsanız. Tekneniz de nispeten mütevazi boydaysa yani böyle 45-50 fitlerin üzerine çıkmıyorsanız. Çok rahat yaşarsınız. Evet, Acar Kadir Beyazıt dünya ortalaması 1500 dolar civarında demiş şapkalı fedaiye cevap olarak. Dışarıda ne kadar yeme içme masrafı yapacağınız ve teknedeki sorunların ne kadarını usta çağırarak çözeceğiniz bunun üzerine eklenir kesinlikle. Güzel özetlemişsiniz. Özgür Filiz tekrar teşekkür ediyorum. Büyük yatış. Sonunda size de mücadele dedirttiler abi. Evet Sinan ya bu mücadele ama kara hayatındayım şu an. Bir teknem olmadığı için mücadeleye devam. Denize tekneyi indirene kadar. Denize tekneyi indirdiğim andan itibaren mücadelem bitiyor. Ondan sonra uyum gösterme. Doğayla uyum safhası başlıyor. Maalesef kara hayatının olmazsa olmazı bu mücadele. Ercan Başaran, ustalar üzüyor galiba. İnşallah bu sorunları hızlıca aşarsınız. İnşallah ama nasıl diyeyim ya? Ustalara da kızmıyorum şimdi. Şimdi ben özel bir tekne istiyorum. Sorun şu. Kısaca bir özet geçeyim madem. Bunu merak ediyorsunuz, soruyorsunuz. Ustalar bir model, bir teknik, bir uygulamanın üzerine tecrübe etmişler. Babadan, dededen öyle görmüşler. Onu yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar. Çok iyi yapıyorlar onu. Ama maalesef böyle bakıyorlar ya. Birazcık o modelin dışına çıktığımız anda işler karışıyor. İşler karışıveriyor. Sıkıntı orada. Yoksa bütün ustalar üçkağıtçı, hiç dürüst adamı rastlamadım falan bu değil. Bu değil. Veya ustaların yeteneklerini sorguluyor da değilim. Sıkıntı belki de bende. Benim istediğim modelde. Bende derken. Yani onların alışık olduğu sistemin dışına çıkıyoruz. Tamam burada yelkenli tekne yaptığını iddia eden yapan da başka birkaç tersane de var. Ama benim anlattığımı anlamıyorlar. Bu kadar da net söylüyorum. Yani ortak bir paydaya ulaşamıyoruz. Tamam kendilerince bir şeyler yapıyorlar, yelkenli yapıyorlar falan ama ben farklı bir şey istiyorum. Yani o ayakkabı benim ayağımı sıkıyor. Olmuyor benim ayağıma. Bakalım ya ama dediğim gibi ne kadar Rocky gibi yumruk yesek de yere düşsek de maç henüz bitmiş değil. Sarp tüp marina dışında bir yerde konaklarken hırsızlık gibi kötü niyetli olaylar oluyor mu? Teknede savunma amaçlı silah vesaire bulunduran var mı lütfen? Böyle bir şey aklınızdan bile geçirmeyin. Bir teknede silah sakın 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 sakın. Ki bunu düşünüyorsanız, bunu söylüyorsanız zaten silahın ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Lütfen. Silah insan öldürür. Hırsızlık, kötü niyetli olaylar, korsanlık olayları. Bizim sularımızda Akdeniz'de öyle yaşanan olay ben bilmiyorum desem yeridir. Yani belki çok münferit yılda bir kere bilmem nerede 3 yılda 5 yılda bir cahil gencin veya bir alkoliğin teşebbüsü olmuştur. Ama emin olun
Yani bunları konuşacak kadar böyle bir risk yok ortalıkta. Güle oynaya tek başınıza istediğiniz gibi Akdeniz'de dolaşın. Ha, tamam, dünyanın belli bölgelerinde bu risk var. Korsanlık riski var. Ama onunla ilgili de tedbirler almanız mümkün. Bunları daha önce konuştuk. Yani bu bölgeleri belirlemeniz gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Yani bilgi sizi koruyacak. Onu öyle düşünün. Silah sizi korumaz. Gürkan Çetin, daha önce Özkan Gürkaynak, yerli üretim 8 metre yeke dümen teknesiyle kayıtsızla dünya turu yaptı, biliyorum. Onunla bir fikir alışverişi yapmadım çünkü ben ne istediğimi biliyorum. Yani şimdi Özkan Gürkaynak da bildiğim kadarıyla yeni bir teknesine başladı. Hayırlı olsun ona da. Kendisi başladı. Ama ben ne istediğimi biliyorum. Yani arayıp Ahmet, Mehmet, Özkan ben şöyle bir şey düşünüyorum, ne dersin diyecek durumda değilim. Ben tam olarak en ince ayrıntısına kadar neye ihtiyacım olduğunu, ne istediğimi biliyorum. Bunun peşindeyim. Yoksa farklı sıradan bir tekne olsaydı iş kolaydı. Fitlik bir tekne tek başına çok rahat bir şekilde kullanılabilir mi? Uzun seyahatler, dünya turu gibi. Teşekkürler kaptan. Yani 50 fitlik bir tekneye ihtiyacınız varsa kullanılır. Şimdi biz 48-50 fitlik, 52 fitlik teknelerle charter yaptık. Yani tek kaptan, tek başıma marinalara girdim, çıktım, demirledim. İçindeki 10 kişiyi, 15 kişiyi gezdirdim, tozdurdum. Hepsi de yani alkol alan bir grup düşünün. Denizcilikten alakasız. Hem tekneyi kullandım hem de onlara göz kulak oluyorsunuz yani. Gerçi böyle güzel havalarda yakın koylar vesaire söz konusu. Ama yani kullanılmayacak diye bir şey yok. Ama mümkün olduğunca ben nasıl diyeyim, daha küçüğünden yanayım. Yani 50 fite illa ihtiyacınız var mı? Ona emin olun. İlla 48 fit beni kurtarmaz arkadaş diyorsan 50 fit de kullanırsın tek başına. Evet, Sakura daha güzel demiş. Ustalık ezbere dayalı alışkanlıklara sahip olmak değil, usta dinleyen ve çözüm üretendir. Evet, yani ben öyle olmaz, bu olmaz lafından çok gençliğimden beri hoşlanmıyorum. Bu olmaz değil. Bu nasıl olur? O yolun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü bu olmaz demek kısa yoldan sahayı terk etmenin bir yöntemidir. Sahayı hemen ilk olumsuzlukta, en ufak bir potansiyel sorunda sahayı terk etmek yerine o sorunu nasıl çözebileceğimizin üzerine gitmek bizi sonuca ulaştırır. Ben havaalanında da çalışırken iş arkadaşlarımla beraber çalıştım, arkadaşlarda da yani pek çok konuda genellenebilir. Bu yapıda insanlardan uzak durmaya çalıştım. Yani bu olmaz. Hayır, bu olacak. Bu olacak da nasıl olacak? Onu konuşalım. Bu olmaz. Bu olmaz dedim mi? Olmayacaksa bitti demektir. Korhan Üççetin, Kurcaşile'de yaptırman şart mı? Başka alternatifler yönelirsiniz. Daha iyi değil mi? Şimdi şöyle bir şey.
Şimdi Türkiye'den ben uzunca bir süre ayrı kaldığım için Türkiye'deki yapıyı, ekonomik şartları bilemiyorum. İnsan davranışlarını, psikolojisini biraz göz ardı ettim ister istemez. Dedim ya biraz daha romantik tarafım ağır basıyor bu konularda. Öyle de olmasını hala bir sakınca doğurmayacağını umut etmek istiyorum. Ama şimdi buradan pılıyı pırtıyı toplayıp B şehrine gitsem benzer süreçlerden orada da yaşayacağımı adım gibi eminim. Dolayısıyla bari burada iyi kötü bir yol aldım. Mesela salması bitti. Ki tekneyi suya indirme aşamasında salma emin olun çok büyük bir aşama. Salmanın bitmiş elimde mükemmel tam istediğim gibi dört dörtlük bir salmanın içinin ağırlığıyla beraber kenarda olması beni burada yani aslında ilk baştaki olduğumuz yerde sayıyoruz başa döndük muhabbetinin ötesine taşımış oluyor. Bakalım ya. Ben hala bu işin burada olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bunu yapabilecek ortak paydada buluşacak bir usta bulamıyorsam kendim yapacağım. Çünkü bir an kendimi şey olarak buldum. Yani ustalara bu tekniği nasıl yapacaklarını tarif eder şekilde buluyorum kendimi her seferinde. Ve maketler yapıyorum. Ustalar sözle anlatmak zor oluyor diye. Ağaçları yontuyorum, birleştiriyorum. Küçük maket yapıyorum. Salmanın maketini yapıyorum. Aha bak salma böyle olacak diyor. İşte salmanın alıştırma parçası. Skeki yapıyorum. Dümeni yapıyorum. Böyle olacak. Bunu istiyorum diyorum ki anlaşılsın diye, kolay anlaşılsın diye. Ben insanları niye ikna etmeye, onlara bir şeyler öğretmeye uğraşayım? Bunu istemeyen, öğrenmek istemeyen insanlara. Dolayısıyla kimseyi ikna etmem. Kendim girerim, kendim yaparım ya. Elim anahtar tutan, alet tutmayı bilmeyen bir insan değilim. Bakalım olacak. Olduracağız. Evet, Acar Kadir Beyazıt Delos 13 sene dünyayı dolaştı. Delos bir kez bot motorunu çalma girişimi oldu. Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk. Botu küçük alın. Muhtemelen ben bota takacağım dıştan takma motoru en ucuzundan, en küçüğünden ve mümkünse ikinci el almayı planlıyorum. Hatta ikinci el güzel İşimi görecek böyle sorunsuz bir motor bulamadım mı? Sıfır alacağım motoru. Ama motorun dış kapağını, o üst kapağını zımparalayacağım. Böyle laletayn bir sprey boyayla ya da fırçayla böyle paslıymış gibi sanki eski bir motor görünümü vermek için bir iki fırça darbesi uygulayacağım. Sırf böyle motor sıfır, yeni, pahalı imajı yaratmasın. Çevredeki lerinde şeytan uymasına neden olmasın. O içgüdülerini tetiklemesin diye. O yüzden de biraz mütevazi botlar, mütevazi kıştan takma motorlar benim tercihim olacak. Tamam, en pahalısından bir tane elektrikli motor veya en pahalısından bir sıfır marka bir motor koyduğumuzda emin olun dünyanın farklı yerlerinde biraz ilgi çekebilir. Riski arttırmış olursunuz. Yani bunların hepsini değerlendirerek hareket edeceğiz. Hakan Karacan bana kalırsa kişi rahatça ara ile eşi tekne boyutunda başlamalı. Öğrendikçe tercih ve ihtiyaca göre tekne değiştirilebilir. Evet. Ama benim durumumda ben artık ne istediğimi, neye ihtiyaç duyduğumu gayet iyi biliyorum. Daha mütevazi bir teknede güle oynaya çok da güzel bir hayatım olabileceğini biliyorum. Dolayısıyla 9 metre
Yani piyasa tabiriyle 33 fitlik bir tekne, 32-33 fitlik bir tekne bana yeterli olacaktır. Dolayısıyla iç dizaynını da kendi yapacağım, yaşam alanını kendimin kurgulayacağı bir teknede bir daha o tekneyi değiştirme ihtiyacım olmayabilir. Ama tabii benim durumum biraz daha özel bir durum. Teknede 7-24 yaşayacağım da düşünüldüğünde herkes için bu model uymayabilir. Ama dediğiniz gibi teknelerle nikah kıymıyorsunuz. O tekne değiştirilebilir, alınabilir, satılabilir bir araç sonuçta. Çok da böyle büyük anlamlar yüklememek lazım. Savaş aşan uyuşmazlık yaşanan husus nedir kaptan demiş. Çok da detaya girmek istemiyorum ama dedim işte anlattığım gibi. Öyle olmaz. Lafını sıkça duymaya başladım. Ve nasıl olması gerektiğini çok fazla çırpınır halde ustalara anlatır buldum kendimi. Böyle olmaz yani öyle olmaz böyle olmaz diyerek bu hiç olmaz. Ya bu kadar detaya gireyim fazla da detay gereksiz bence. Bakalım şimdi şu birkaç güne biraz daha ne yapacağım, ne edeceğim biraz var alternatifler. Dediğim gibi işin ucunu bırakmam. Bu tekneyi ne olursa olsun yani zannettiğiniz gibi değil. Buraya artık her şeyimi bu işe adadım, endeksledim. Dolayısıyla bu olacak yani yolu yok. Ama nasıl olacak onu bulmaya çalışacağız. Bu 1-2 güne netleşecek. Acar Kadir Bayazıt, hırsızlık vesaire durumlar denizde hayli nadir. Her tekne sahibi diğer teknelere göz kulak oluyor. O anlamda Delos örneğini verdim. Silah soran arkadaşa kesinlikle haklısınız. Bahadır Öcal, provanız neter, rüzgarınız kolayın olsun. Selam ve sevgiler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Özgür Filiz, tekne yapım videoları yakında arkadaşlar yaşadık. Yardıma geliriz. Merak etmeyin. Bu arada eski tahta bir tekne alıp onu fiber kaplamayı düşünüyorum dıştan. Mantıklı mıdır sizce? Neden olmasın ya? Artık hani ben bu kanalın ilk videolarında biraz keskin konuşmuştum. Şimdi kendi kendimi de eleştireyim biraz. Demiştim ki ya demiştim bakın bir A kategori tekne yapmak zor iş. Bizler tekne imalatçısı değiliz. Tekne dizaynerı değiliz. Böyle işlere girdiğimizde hatta ucube tabirini de kullanmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Ucube tekneler ortaya çıkıyor demiştim. Ama şu yaşadığım süreçler ucube bir tekne çıksa bile beni o yola itiyor. Şimdi o yola daha önceden itilmiş arkadaşları şimdi anlayabiliyorum. Belki bunların yaşanması o açıdan da iyi oldu benim için bir yeni bir hayat tecrübesi oldu. Ama yani artık eskisi kadar keskin değilim. Yani kendi teknesini yapmaya çabalayan arkadaşlarımız konusunda ya boşa çaba kürek sallıyorlar gibilerinden o kadar kesin hüküm vermiyorum artık. Zor bir süreç. Ustalarla İş yaptırmak da zor bir süreç. Hele onların alışık olmadığı işin dışında bir iş yaptırmak çok zor bir süreç. Ve kendin yapmaya kalkarsan da zor bir süreç. Nereden baksan. Bakalım nasıl olacak. O yüzden yani eski bir tekne alıp fiber de kaplanabilir. Eski bir tekne alıp restore de edilebilir. Hatta şey demiştim o zamanlar ama o fikrimin hala arkasındayım. Mesela Sinan'ın yaptığı gibi. Büyük Yatış kanalının sahibi Bozcaada'daki dostumuz Sinan'ın yaptığı gibi bir ikinci el
ikinci elin ötesinde artık böyle kullanım ömrünü doldurmaya yakın bir tekne alıp onu tekrar hayata döndürmeye çabalamak belki doğru bir seçenek olabilir. Çoğunuz için en azından düşünülmesi gereken bir alternatiftir. Mehmet İnanıcı, Murat sabır, inat, yılmamak ve azim. Bunlar da sende var. Sağduyuyu kaybetmeden makulü aramakla iş yoluna girer. Kesinlikle öyle. Yani pes etmek şu aşamada yok yani. Yok yok, bu iş olacak ya. Bir şekilde olacak yani. Evet, bugün süre mükemmel ayarlamış olduk. Hem sorularınız bitti, hem de tam 2 saat 1 dakika oldu. İsterseniz bu canlı yayını fazla uzatmadan tam 2 saat 1 dakikada sonlandırmış olalım. Cuma günkü videoda görüşmek üzere diyeyim. Ama bu RYA kursları ile ilgili notumu aldım. Dediğim gibi 3-5 dakikalık kısa bir video ilk fırsatta çok da uzatmadan hazırlayıp yüklerim. Onun yorumlar kısmında o konuyu detaylı konuşuruz. Moralim bozuk değil arkadaşlar. Şey yapmayın yani. Ben tamam, böyle romantik tarafım ağır basıyor zaman zaman ama hayatında bir parçası olarak böyle inişler çıkışları kabullenebilen birisiyim. Hiç moralim bozuk değil. Tam aksine bu tür aksilikler benim kafaya taktığım konuda beni biliyor. Emin olun, onu o şekilde değerlendirin. İyi olacağına eminim ben bu işin sonunda. Güzel olacak. Belki de bu zorluklar, bu yaşadıklarımız tatlı bir anı olarak gülümseyerek hatırlayacağımız, ya bu da işin tuzuydu, biberiydi diyebileceğimiz mevzular olarak kalacaktır. Öyle düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Tekrar bir salı akşamında beni yalnız bırakmadınız. Hoş sohbetinizle katıldınız. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Cuma günkü videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.